Malumunuz dün itibariyle bir hoca değişikliğine gittik. Helal Spor Kulübümüz olarak. Erhan Hoca'ya ben teşekkür ediyorum. Geldi, emek verdi. Ama yönetim kurulu olarak toplandık. Kararımız Erhan Hoca'yla yollarımızı ayırmak oldu. Ha, ben bu arada Erhan Hoca'dan da bir helallik istiyorum. Dün de söyledim, özellikle basında açıklayacağım. Biliyorsunuz Denizli maçından sonra ben biraz gergindim. Orada hocamızın istifasını isteyeceğim demem yanlış oldu. Yanlıştır. Ondan dolayı da kendisinden helallik istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni hocamız Serhat hocamız. Biliyorsunuz zaten bir transfer tahtasını açtıktan sonra benim yaptığım çalışmalar sonucunda Serhat hocamızla biz bir Elazığ'da misafir etmiştik, görüşmüştük. Kendisine rica ettik o zaman. Bir 3-4 gün misafir ettik. İmza atma adına, Elazığspor'umuza teknik direktör olması adına. O gün kısmet olmadı. İmza attırılmadı kayyum arkadaşımıza. Ve Erhan hocadan yana bir tercih yaptı Ticaret Odası Başkanı arkadaşımız. Erhan Hoca da biliyorsunuz 3 maça çıktı değil mi? 3 maça çıktı. Bir Karabük galibiyetimiz var. Biz de değişiklik istedik işin gerçeği yönetimi alınca. Serhat Hoca'dan yana bütün yönetim kurulu olarak kararımızı verdik. Kendisi hem takımımıza abilik yapacak bir pozisyonda, pozitif bir enerjisi var. Bizim takımımıza şu an bir abi lazım. Hem Afyonspor'umuzu birinci lige çıkardı. Biliyorsun, başarısı var. Artı Afyonspor'da devam ettiği süredeki topladığı puanlara bakarsanız orada da ciddi bir başarı var. Hocamızdan sonra Afyonspor'da biraz tökezledi. Artı Türkiye'de saygın Abdullah Hoca hocamızın yardımcılığını yapmış. Kariyeri pırıl pırıl bir hocamız. Gerçekten pozitif enerji de aldık. İnanıyorum burada sırt sırta vererek oyuncularımızı derleyeceğiz, toparlayacağız. Ve bu takımımızı ligde tutma adına bir adımdır bu. Oyuncularımızdan da o pozitif enerjiyi aldım. Yani hocamızla ilgili dün zaten antrenmandaydım. Zaten hocamız birçoğunu tanıyor. İnşallah elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Zaten burada 10 maç mı kaldı? 10 maç kaldı. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Elazığspor'umuzu bu ligde tutmak için mücadele edeceğiz. Hocamıza inanıyorum, güveniyorum. O enerjiyi aldık. O bilgiye, o tecrübeye de sahip. Bu ligleri de bilen bir hocamız. Ben şimdiden Sayın Hocamıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. Zaten hocamızla sezon sonuna kadar anlaşma yaptık. Kalırız, düşeriz, kısmet. Sezon sonunda da tekrar hocamızla oturup durum değerlendirmesi yapacağız inşallah. Abi bu arada şeyin de bilgisini vereyim. Erhan Hoca ile yapılan bir sözleşme vardı. Onu da siz merak ediyorsunuz. O Erhan Hoca'nın peşinatı da ödenmemişti. Yani 20 gündür adam çalışıyor yaklaşık. Peşinatı ödenmemiş. Haklı olarak adam peşinatını istedi. Kardeşim ben buraya bir imza atmışım. Peşinatım da verilmedi. Tabii bu bizle ilgili de değil biliyorsunuz. Benim getirdiğim bir hoca değil. Çünkü ben getirdiğim hocaların hepsine peşinatını imzada veririm. Biliyorsunuz onu. Belki 28 hocayla çalıştık. Veririz. Verilmemişti. Yaklaşık 300 bin civarında da bir sözleşmesi var. Çünkü onu kongre delegelerimiz de biraz merak ediyordu. Orada sordular. 300 bin lira yardımcılarla birlikte bir sözleşmesi vardı. 100 bin lira da peşinatı vardı. Onun da dün ben kendim şahsi olarak 75 bin lirasını ödedim kendisine. Normalde bunu ticaret odasında ödemesi lazım. Çünkü kayyum süresince bütün ekonomik giderler onlar yaptılar. Sponsorlardan işte iş adamlarından toparlayarak 25 bin lira ödemesi kaldı. Onu da ticaret odası mutlaka ödeyecektir. Durum pozisyon bu. Transfere engel borç olacak. Yapacak edecek. 75 bin lirasını ben ödedim. Yani 100 bin liraya anlaştık. Peşinatı 100 bin lira yazıldığı için oradan da rica ettik. İndirim yapılmadı. Artık teşekkür ediyoruz yine. Yani hepsini de isteyebilirdi. Sözleşmedir. Normal. Ama Erhan Hoca da dedi ki hakkım olmayan istemiyorum. Peşinatımı istiyorum. Ona da teşekkür ediyoruz yine. Ne yapalım? Durum bu. Hocamız da anlaşma rakamlarını da söyleyebilir mi istiyorsun? Yani, totalini söyle istiyorsan da. Tamam. He, şöyle diyelim. Biz Serhat Hoca anlaştığımız zaman o zaman 4 aydı biliyorsunuz. 4 ay kalmıştı. Şimdi 3 ay üzerinden anlaştık. Yardımcılarla beraber
Şimdi total deyince karıştırdım. Aylık 45 bin lira gibi. 45 bin lira. 45 bin. Aylık bütün yardımcılarla birlikte 45 bin lira çarpı 3 ay ne yapar? 90-135 bin lira hocamızla anlaştık. Yardımcılar hepsi dahil yani. Ben ve ekibimle alakalı olan düşüncelerinde ısrarcı oldukları için başkanım da açıkladı biraz önce. Biz 4 maç önce görüşmüştük normalde. O zaman olmadı. Nasip bugüneymiş. Ha, ben de kesinlikle katılıyorum. Keşke o gün olabilseydi de bu zamana kadar bayağı bir mesafe kat etmiş olurduk. Ama her şey nasip, vardır bunda da bir hayır. Dünden itibaren antrenmanlarımıza başladık. Hakikaten yetenek anlamında, futbolculuk kalitesi anlamında üst düzey bir kadroya sahibiz ama fiziksel anlamda bazı eksiklerimiz var. Onu da çok fazla zamanımız olmadığı için çok geliştirme şansımız yok işin açıkçası. Maçlarda bir şekilde şans vererek, maçlarda oynatarak, maç kondisyonu kazandırarak bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Onun için de bütün çalışmalarımızı yapacağız. Bütün antrenmanlarımızı yapacağız. Yapıyoruz da, başladık da. Analizlerimizi, testlerimizi yapacağız. Ona göre Elazığspor'u inşallah bu 10 tane final maçından en iyi şekilde çıkarıp bu ligde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrar dediğim gibi Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bize olan güvenlerini boş çıkarmayacağız. İnşallah sezon sonu gülen taraf biz olacağız. Başkanım.